Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden toplama işleminin sonucunu tahmin edelim konusunu anlatacağım. Hep birlikte sizlerle beraber toplama işlemlerinin sonuçlarını tahmin edeceğiz. Tahmin ettiğimiz sonuçlarla işlemi gerçekleştirip gerçek sonucunu karşılaştıracağız. Tabii ki dersimize başlamadan önce bu konumuzla çok yakından alakalı ilgili olan bir video çekmiştim. En yakın onluğa yuvarlama, en yakın onluğu bulma videosunu çekmiştim. Eğer o videoyu izlemediyseniz mutlak suretle o videomu izlemenizi tavsiye ederim. Evet, eğlenceli, güzel ve farklı örneklerle dolu bir derse hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, sizlerle beraber iki basamaklı sayıların toplamını tahmin edeceğiz ve sonrasında toplamayı gerçekleştirip toplama işleminin gerçek sonucuyla tahminlerimizi karşılaştıracağız. Mesela buradaki sayıları görüyorsunuz değil mi? 24 ile 48'i toplamamız istenmiş. Acaba bu iki sayının toplamı tahminen kaçtır? Bir düşünelim bakalım. Bence bu iki sayının toplamı 70'tir çocuklar. Siz ne diyorsunuz acaba? Evet, gelin hep birlikte 24 ve 48 sayılarını toplayalım. Acaba tahminim doğru mu? Veya tahminimle gerçek sonuç ne kadar sayı olarak ne kadar birbirlerine yakın veya uzak? Görelim hep birlikte. Evet, 24 ile 48'i topluyoruz. Önce birler basamağını topluyoruz. 4 birlik, 8 birlik daha kaç yapar? Evet, 12 birlik yapar değil mi? 12 birliğin nesini yazacağız? 2 birliğini yazacağız değil mi? Bu bakın eldeli bir toplama işlemidir. Evet, 2 birliğini yazdık. Bir tane onluk elimizde kaldı. Eldeli toplama olduğu için elde var bir onluk diyoruz veya aklımızda bir onluk diyoruz. Şimdi onlar basamağına geçiyoruz. 4 tane onluk, 2 onluk daha ne yapar? 6 onluk yapar değil mi? Evet, bir onluk da elimizde ya da aklımızda demiştik. 7 onluk yapar. Yani sonuç nedir çocuklar? 72'dir değil mi? Evet, sonuç 72. Gelin hep birlikte şimdi karşılaştıralım tahminimle. Az önce ben kaç tahmin etmiştim? 70 tahmin etmiştim değil mi? Şimdi biz ne bulduk gerçek sonuç olarak? 72 bulduk. Evet, iki farkla ben doğru bir şekilde tahmin etmiş oldum değil mi? Gerçek sonuca çok yakın. Evet, şimdi dersimiz ilerledikçe farklı farklı toplama işlemleri göreceğiz. Ve biz bunları tahmin edip gerçek sonuçlarını karşılaştıracağız. Peki, gerçeğe yakın olarak, bu kadar yakın olarak ben nasıl tahmin edebildim bu sonucu? Hangi yöntemi uyguladım sizce? Çocuklar, iki basamaklı iki sayının toplamını tahmin ederken bu iki gördüğünüz iki basamaklı sayıları biz ne yaptık sizce? Evet, en yakın onluğuna yuvarlamış olduk. En yakın onluğunu bulmuş olduk. Yani 24'ü biz en yakın onluğuna yuvarlarsak kaç olur? 20 olur değil mi? Evet, 48 en yakın onluğuna yuvarlanırsa o da 50 olur. O zaman 20 ile 50'yi toplamak çok kolay değil mi? Sıfırlar yokmuş gibi düşüneceğiz. Onlukları toplayacağız. 7 onluk eder değil mi? 2 onluk, 5 onluk daha 7 onluk eder. 7 onluk da 70 eder çocuklar. Bakın, biz eğer sayıları en yakın onluğuna biz yuvarlayabilirsek toplamaları çok kolay bir şekilde tahmin edebiliriz. Evet, isterseniz
Bu en yakın onluğu bulma, en yakın onluğa yuvarlama konusunu bir hatırlamaya çalışalım. Ben bununla ilgili daha önceden bir video çekmiştim. Bu videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Şimdi 30'lu bir sayı düşünelim. Birler basamağı belli değil. 30'lu bir sayı hangi onluklar arasındadır? 30'la 40 arasındadır değil mi? Onar onar saydığımızda. Acaba bu sayı 30'a mı daha yakın yoksa 40'a mı daha yakın olduğunu belirleyebilmek için nereye bakacağız? Birler basamağına bakacağız. Birler basamağında 1, 2, 3 ve 4 rakamları varsa bu sayı kendinden önceki 10'a daha yakındır. Yani 30'a daha yakındır. Peki birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa bu rakamlar varsa da kendisinden sonraki 10'a daha yakındır. Yani 40'a daha yakındır. Bizler de toplama işlemlerini tahmin ederken en yakın 10'a yuvarlamak için bu kuralı asla unutmayacağız. Bu kurala göre en yakın 10'luğuna yuvarlayıp toplama işlemlerini tahmin edeceğiz. Gelin işlemlerimize devam edelim hep birlikte. Evet, 32 ile 47 sayısının toplamını tahmin edelim. Nasıl yapacağız? Sayıları en yakın onluklarına yuvarlayacağız. 32'nin birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağında ne var? 2 birlik var. Evet, birler basamağında 2 varsa biz ne yapıyoruz? Kaça yuvarlıyoruz? Kendisinden önceki onluğa yuvarlıyoruz, değil mi? O zaman 32 hangi onluğa daha yakındır? 30'a daha yakındır. Evet, diğer tarafa bakın. 30 diye yazıyoruz. Şimdi de 47'yi en yakın onluğuna yuvarlayacağız. Birler basamağında ne var? 7 birlik var. 7 birlik. Birler basamağında 5, 6, 7, 8, 9 varsa ne yapıyorduk? Kendisinden sonraki onluğa yuvarlıyorduk. O zaman 47 en yakın onluğuna yuvarlanırsa kaç olur? 50 olur, değil mi? 50'yi de yazdık. Bakın, 30 ve 50'yi zihinden artık toplayabiliriz. Sıfırlar yokmuş gibi düşünelim. Onlar basamağını toplayalım. 3 onluk, 5 onluk daha ne yapar? 8 onluk yapar. 8 onluk daha ne yapar? 80 eder, değil mi? Onar onar saydığımızda. Evet. Toplama işlemimizin nedir tahmini? 80'dir. Gelin işlemin gerçek sonucunu bulalım ve karşılaştırmamızı yapalım. 2 birlik, 7 birlik daha ne yapar çocuklar? 9 birlik yapar. Hemen 9'u oraya yerleştiriyoruz. Şimdi de 3 onluk ve 4 onluğu toplayacağız. 7 onluk etti. İşlemimizin gerçek sonucu bakın görüyorsunuz. 79'dur. Biz kaç tahmin ettik? 80 diye tahmin ettik. Yani artı bir farkla çok yakın bir şekilde tahmin etmiş olduk. Hadi gelin işlemlerimize devam edelim. Evet, şimdi de 21 ile 29'u toplayalım. Daha doğrusu işlemleri önce ne yapalım? En yakın onluğuna yuvarlayarak tahmin edelim, değil mi? 21'in birler basamağında ne vardır? Evet, bir tane birlik vardır. Birler basamağında bir olunca biz ne yapıyorduk? Kendisinden önceki onluğa yuvarlıyorduk, değil mi? Yani 20 ile 30 arasında ise bu sayımız 20'ye yuvarlıyorduk, değil mi? 21 20'ye yuvarlanır. En yakın onluğu 20'dir. Devam edelim. 29'u kaça yuvarlayacağız? Birler basamağında ne var? Evet, 9 birlik var, değil mi? 9 birlik varsa o zaman ne yapıyorduk? Bir sonraki onluğa yuvarlanıyorduk, değil mi? O zaman 29 da 30'a yuvarlanır. 20 ve 30'u biz zihinden toplayabiliriz artık. 50 eder, değil mi? Sıfırları yok sayarsak. Evet, toplama işlemimizin tahmini nedir? 50'dir. Gelin toplama işlemimizi gerçekleştirelim. Gerçek sonucuyla karşılaştıralım. 1 birlik, 9 birlik daha ne yapar? 10 tane birlik yapar. Yani 1, 9 daha 10 eder. Onun nesini yazıyoruz? Sıfırını yazıyoruz, değil mi? Elde var bir onluk. Unutmayacağız eldeki onluğu. Evet. Şimdi onlar basamağına geçiyoruz. 2 onluk, 2 onluk daha 4 onluk eder. Bir onluk da elde vardı. 5 onluk elde ettik, değil mi? Evet, onu da yazıyoruz. Ne oldu işlemimizin sonucu? 50 oldu. Tahminimiz nedir? 50'dir. Bakın, birebir tamamen gerçek sonuçla aynı sonucu tahmin etmiş olduk. Gelin işlemlerimize devam edelim. Evet, 63 ile 25'in toplamını tahmin edelim öncelikle.
63'ün birler basamağında ne var? 3 birlik var değil mi? 3 olunca, 3 rakam olunca birler basamağında 60'a mı yuvarlıyoruz yoksa 70'e mi? Evet, 60'a daha yakındır bu sayı değil mi? O zaman 60'a yuvarlıyoruz. Evet, 25. 25 sayısına bakalım şimdi. 5 tane birlik var değil mi? Birler basamağında 5 olunca ne yapıyorduk? 20'ye mi yuvarlanır yoksa 30'a mı? 30'a yuvarlanır değil mi? O zaman oraya da altına da 30 yazıyoruz. Evet. O zaman 60 ile 30'u zihinden toplayalım. Sıfırlar yokmuş gibi sayalım. Evet. 90 eder değil mi? Tahminimiz 90. Gelin işlemi gerçekleştirelim. Toplama işlemini yapalım. Gerçek sonucuyla karşılaştıralım. 3 birlik 5 birlik daha kaç yapar? 8 birlik yapar değil mi? 8'i yazıyoruz. Şimdi sırada onluklar var. 6 onluk, 2 onluk daha ne yapar? Evet. 8 onluk yapar değil mi? Evet, oraya da onu da yazıyoruz. Ne oldu işlemimizin sonucu? 88 oldu. Evet, biz kaç tahmin etmiştik? 90 tahmin etmiştik. Yani iki farklı biz işlemin gerçek sonucunu tahmin etmiş olduk. Devam edelim işlemlerimize. Şimdiki sayılarımız bakın 52 ile 13. 52 ve 13 işleminin biz öncelikle bir tahmin edelim. 52'yi en yakın onluğuna yuvarlayalım. Birler basamağında 2 var. 2 olunca ne yapıyorduk biz? 50'ye yuvarlıyorduk değil mi? Kendisinden önceki onluğa yuvarlıyorduk. Evet, 50 diye öteki tarafa yazalım. Devam edelim. 13'ü 13'e bakalım. Evet, 13'ün birler basamağında ne var? 3 birlik var değil mi? 3 olunca rakam olarak ne yapıyorduk? 1, 2, 3, 4 rakamlarından birisi olursa. Evet, kendisinden önceki yani kendi onluğuna yuvarlanır değil mi? 13 hangi onluğa daha yakındır? 10'a daha yakındır. O zaman altına da 10 diye yazıyoruz. 50 ile 10'u artık kolaylıkla zihinden toplayabiliriz. Sıfırlar yokmuş gibi düşünün. Onlukları topluyoruz. 60 eder değil mi? Tahminimiz nedir? 60'tır çocuklar. Gelin işlemin gerçek sonucunu gerçekleştirelim. Toplayalım sayılarımızı. 2 birlik, 3 birlik daha. 5 birlik yapar. Hemen oraya 5 birlik diye yazıyoruz. 5 onluk, 1 onluk daha kaç yapar peki? 6 onluk yapar değil mi? İşlemimizin sonucu nedir? 65'tir. Biz ne tahmin ettik? Burada 60 diye tahmin ettik. Bu sefer biraz uzak bir şekilde tahmin etmiş olduk. 5 farklı tahmin etmiş olduk değil mi işlemin sonucunu? Gelin bir işlem daha yapalım hep birlikte. 26 ile 34'ün toplamını önce tahmin edelim. Sonra da işlemimizi gerçekleştirelim. Evet, 26 sayısını inceleyelim. 6 tane birlik var. 6 rakam olunca ne yapıyordu? 20'ye mi daha yakın yoksa 30'a mı daha yakın bu sayımız? 30'a daha yakındır. Hemen oraya 30 yazıyoruz. Devam edelim. Alttaki sayıyı inceleyelim. 34. 4 rakam olunca birler basamağında 1, 2, 3, 4 rakamlarından birisi olursa ne oluyordu? 30'a mı daha yakın yoksa 40'a mı daha yakın bu sayımız? 30'a daha yakındır. Altına da 30 yazıyoruz. Evet, 30. 30 daha ne yapar? Zihinden toplarsak 60 yapar değil mi? Tahminimiz nedir? 60'tır. Gelin işlemin sonucunu, gerçek sonucunu hep birlikte bulalım. Bakın. Evet, 6 birlik, 4 birlik daha ne yapar? 10 birlik yapar. 10 eder değil mi? O zaman onun nesini yazıyoruz? Sıfırını yazıyoruz. Elde var. Bir onluk var değil mi? Evet, elde bir onluk var. Unutmuyoruz bir tane onluğu. Şimdi onlar basamağına geçiyoruz. 2 onluk, 3 onluk daha 5 onluk eder. Bir onluk da elde vardı. 6 onluk eder. İşlemimizin sonucu nedir bakın? 60'tır. Tahminimiz de 60. Gerçek sonuçla tahminimiz birebir tutmuş oldu. Sevgili öğrencilerimiz, bugün sizlerle hep beraber ne yapmış olduk? İki basamaklı iki sayının toplamının tahminini bulmayı öğrenmiş olduk. Daha sonrasında toplama işlemimizi gerçekleştirip işlemin gerçek sonucuyla tahminlerimizi karşılaştırmayı öğrenmiş olduk. Umuyorum bu videom sizler için çok faydalı olur. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, görüş, öneri ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.